Şehri Gündem programı olarak Doğan Yurt Belediyesi'ne konuk olduk ve yanımızda belediye başkanımız Ahmet Kayabey var. Ahmet Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? 1961 Doğan Yurt doğumluyum. 5 çocuk babasıyım. Siyasete biraz çok gençken başladık. Bu deneyimlerimizi, tecrübelerimizi, hizmetlerimizle hemşerilerimize yansıtmanın gayretindeyiz. Ayrıca ben Doğanyurt ilçemiz İnebolu'ya bağlıyken ben genel meclis üyesiydim 1989 yılında. Bir dönemde İnebolu ilçemizin genel meclis üyeliğini yaptım. Daha da sonra 90 yılında ilçe olduk. O günü mensup olduğum partinin hem kurucu başkanlığını ve 1999 yılına kadar da yöneticiliğini yaptım. İl genel meclis üyeliği ve belediye başkanlığı. 2009 yılında da AK Parti'mizden aday oldum. Hala devam ediyorum. Hizmetlerimizi devam ettirmenin gayretindeyiz. Doğan Yurt Belediyesi olarak yaptığınız ve yapacağınız projelerden bahseder misiniz? 2009 yılına kadar hakikaten ilçemizin eksikleri çoktu. Bir hükümet konağımız dahi yoktu. Bugün Kastamonu mimarisine uygun bir hükümet binamızı ilçemize kazandırdık. Bunun yanında başarılı öğrencilerimiz için fiziki koşulları uygun olmayan liseden kurtarıp şu anda 5 yıldızlı bir otel konumunda olan pansiyonuyla birlikte lisemizi kazandırdık. Diğer bir konu, ilçemizde bir yağmur yağdığında acaba sel nereden olacak endişesi yaşarken Doğanyurt Meset Çayı'nın taşkın korumasını büyük çapta bitirdik. Bunun yanında balıkçı barınağımız çok tahribat olmuştu. Büyük bir onarım tadilatıyla da onları bitirdik. Ve belediyecinin en zor işlerinden bir tanesi de altyapıdır. Yaptığın hizmet yerin altındadır. Çok büyük kurumunuzun paraları gider, görülmez ve bir de çevreye rahatsızlık verdiğiniz için de bu işi yapmak çok zordur. Hem hemşerilerinize rahatsızlık vermemek adına şu anda da altyapımızın bitme aşamasına geldik. Şükürler olsun, hemşerilerimizden de olumlu tepkiler alıyoruz. Yapacağımız o kadar proje var ki, yani şimdi programda biraz fazla zaman alacağından biz ana başlıkta, mesela ilçemiz bir deniz kenarı ilçesi olduğu için bizim en fazla güzelliğimiz deniz sahilinde olması lazım. Bunu şu anda yapamıyoruz. Neden? İlçemiz aynı zamanda Karadeniz'in en hırçın bölgesindedir. Sahil tahkimatı ve sahil koruması yapılmadan ilçemiz deniz kenarlarında herhangi bir peyzaj ve güzellik çalışmaları yapamıyoruz. Yapılanı da alıp götürüyor. Bunun sağlam olması için ilçemiz sahil tahkimatını bu yıl DELEHA tarafından programına aldırdık. Önümüzdeki günlerde ihalesi var. Yatırım toplam tutarı tahminlerime göre 15 milyon civarında. Bunun yanında da biz şu anda içme suyu, şebeke suyumuzu kesen kuyudan basıyoruz. Dolayısıyla elektrik harcıyoruz. Ayda tahminen 10 bin lira civarında elektrik parası ödüyoruz. 15 kilometre uzaklıkta bir cazibeli suyu bulduk. Yol çalışması bitmek üzere. O cazibeli suyu da getirdikten sonra da hem daha güzel bir şebeke suyuna sahip olup bir de bunun yanında ayda 10 bin lira civarında ödediğimiz elektrik parasından da kurtulmuş olacağız. Bir buraya geldiniz, bizim şu anda bir otelimiz yok. Bizim şu anda otelimizin kaba inşaatı bitti, ince işlerine başladık. Bir de Cumayan'ın mevkiinde cenazelerde aşevi olarak kullanılmak için 3 mezarlığın bulunduğu bölgede aşevi inşaatımız devam ediyor. Bir de Cumayan'ın mevkiimizde çok eski olan bir camimizi vakıflar tarafından bu yıl 2019 yatırım programına aldırdık. Bu camimizin yapılış yılının 1860 olduğu biliniyor. Bu da vakıflar tarafından en ince ayrıntısına kadar eski mimarisini koruyarak tamir ve tadilat programına alınmıştır. Bu da hemşerilerimize müjde olsun. Kestane balı ile ilgili çalışmalarınız nelerdir? Şu anda coğrafi işaretimizi alma noktasındayız. Bir de Cumhurbaşkanımız da yöremizin kestane balını bildiği için de
kendisine de her yıl kestane balımız gider. Aynı zamanda da bununla da kalmıyoruz. Biz bu yılda üçüncüsünü yaptık. Kestane balımızın festivalini yapıyoruz. Bal festivali değil, kestane balı festivali. Bal her yerde var. Ama kestane balı Doğan Yurt'umuz. Son olarak izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Güzellik birlikte yaratın. Hemşerilerimizle kol kola, omuz omuza. Nifakla değil, kucaklaşmayla. Nefretle değil, sevgiyle. Doğan Yurt'ta bu şu anda vardır. Bunun devamını diliyorum tüm izleyicilere, tüm hemşerilerime. En kalbi sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.